şimdi bu noktada yalnız tabii şapkadan tavşan çıktı. Evrim evet. yani Evrim inanılmaz evet. iki dokunulmazlık oyununda birinde dünkü oyunda da dörtte 4 dört, bugün de dörtte 4 dört galiba değil mi dokunulmazlıklarda? Tarihe geçti Survivor tarihine geçti. Ki, Acu, evet Acun, Acun Bey de dokunulmaz. Tabii yani şimdi 10 tane oyun oynayıp 10'unu birden kazanmak ne demek Survivor'da ya? 10 oyun hiç kaybı hepsini onun da kazandı. dokunulmazlık. Yani mesela Survivor'da ne, ne neler geldi Survivor'da neler geçti ama bu kadın Survivor tarihini adını yazdırdı yani bu kolay bir şey mi? Bu yani evrim hani negatif veya pozitif her olayın içinde biz olduğunu söyledik. E, olumsuz anlamda da çok eleştirdik evrimi. Ama bu şekilde devam edip performansını da bu şekilde sürdürürse oyu patlama yapar. Peki şu şey, çok ilginç değil mi? Melisa sana sorayım. Şimdi mesela dünkü oyunda evrime göre bir oyundu. Oturuyordu ağırlığı vardı kütlesi vardı. Ama bugünkü oyun parkur. Aslında biz evrene baktığımız zaman deriz ki Evrim bu oyunu kaybedebilir, parkurda biraz daha yavaş kalabilir. Ona rağmen kazandı. Ama gözle görülür bir şekilde kilo vermesi yani bayağı bir kilo verdi. Hı hı. Aynı zamanda kendine bir özgüveni geldi. Şu an takımın en özgüven en çok konuşanı performans da artmaya başladı Kiloda kilo da verdi. Daha da iyi olacak bence. Yasin şey İhsan katılıyorum yani. Yasin <laughs> Yasin'i Yasin izleye izleye, Yasin Evrim Yasin Evrim. Senin göbek adı Yasin ya. Hadi bugün oradan. yayına gelirken de şöyle hissettim. Artık masaya oturduğum zaman evime gelmiş gibi hissediyorum. Evimdeyim şu an. Buyurun efendim. Ya Melis'e katılıyorum. Eee şimdi altyapısı zaten sporcu olan bir kadın yarışmacı olduğu için Evrim. Kilo verdikçe ve altyapısı da olduğu için bence güçlenecektir, hızlanacaktır. Atışlarda biraz daha soğukkanlı Evet, kütlesi veya vücudun, vücudunun avantajlı olduğu yarışlarda zaten kendini gösterdi. İşte geçen haftaki dokunulmazlık, bu haftaki dokunulmazlık. Ama şimdi bugün parkurda da bir şeyler vaat etmeye başladı. E, Semin dediği de çoktur. Yani şimdi evrim çok ön planda. Olumlu ya da olumsuz. Yani bir terazide tartalım. Bir sürü olumsuz özellikleri var. Yani yaşandı, etti. Tabii. Ama bir sürü olumlu özellikleri de var. Şimdi buraya bir de performans geldi. E performans olunca terazinin bu tarafı ağır basmaya başlıyor. E o da dediği gibi oya yansıyacak. Evet. Çünkü evrimi izlemek isteyecek. Ve evrimi tutan yarışmacılar şey, insanlar, izleyiciler çoğalacak. Aslında şöyle bir şey var. Survivor'da şunu söyleyebilir miyiz? Performans bir yarışmacının ada hayatındaki bazı kaprislerini veya ileri çıkışlarını da törpüleyen bir şey. Yüzde yüz. Yani performansı iyi olan bir yarışmacı çünkü mesela Murat abi sen ne dersin? Yıldız futbolcu. Her zaman he kaprisi olur. Bu dediğine örnek, süperstar bir örnek vereceğim sana. Tur abi. Kesinlikle. Mesela evet. Tur abi ne çok hatalar yapmıştır ama öyle bir performans, öyle bir şey ki bu çocuk hak etti dedi herkes. Hatalarıyla, Tur Turabi geldi. Çatır çatır iki, iki sezonda da şampiyon olmuştu. Ve çok hatası olmasına rağmen. Yani performans e, Başarısıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dün e, em, kütlece ağır bir arkadaşımız olduğu için orada e, oyuna ağırlığını koyabildi. Ama bugünkü başarısının sebebi şu. Parkur olmasına rağmen, yani parkurda belki o başarıyı hepimiz beklemiyorduk. Ama oyun sonu o kadar güzeldi ki, beş tane sembol vardı devirilmesi gereken. Geriden gelse bile... Orada soğukkanlı olan, iyi adapte olan evrimimiz ne kadar adapte olduğunu biliyoruz. Yarışmaya, adaya. Çok rahat kız. Geriden gelse bile onun için önemli değil. Kimse gelip de orada beşte 5 beş vuramıyor. O kadar basit bir şey değil. İki tane sembol olsa belki bugün kaybedebilirdi. Ama beşte 5 beş vuramadığı zaman birinin arkadan gelenin onu kapatma ihtimali çok yani yüksek. Orada soğukkanlı olursan onu kapatıyorsun. Ben böyle bir oyun e, oyun salonlarını çok seviyorum. Yani hatanın telafi edilebildiği